6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla hepimiz burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere sınıf öğretmenimiz Halil Kılıcı sahneye davet ediyor. Alkışlar bizi. Sayın Okul Müdürü, Müdür Yardımcılarım, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer misafirlerimiz. Hala o acıklı ağırlıkla dudaklarınızda, hala durmuş 10 Kasım'da da bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık, uyanın. Uluslar, bedire çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil, Mustafa Kemal ülkesi sadece söz değil. Ardından yas tutmayın, ağlamayın. Seni ilkelerinle, fikirlerinle, geleceğin umudu olan çocuklarımızı şen kahkahalarında yaşatın diyerek yaşadığı çağı aşan, yarınları aydınlatan kahramanımızın, Ulu Önder Atatürk'ümüzün bizlere vedasının 76. yılını saygıyla anıyoruz. Mademimizle, gözyaşlarımızla değil, düşünceleriyle, geleceği gören gözleriyle, milleti uğruna canını veren yüreği, karanlığı aydınlatan uygarlık meşalesiyle anıyoruz Ulu Önderimizi. Ne mutlu Atatürk'ü olan milletimize ki, yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun günlerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lidere sahiptir. Atatürk, hem milli mücadelede hem cumhuriyeti var etme sürecinde daima ileriye bakmış, durmadan geleceğe yürümüştür. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün yolunda giden bizlere düşen görev, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasım, aydınlık geleceğimize yönelik, atılımlarımızın esin kaynağı olduğu gündür. Atatürk'ümüze saygının gereğinin bu olduğunu, onun manevi huzurunu ancak bu şekilde başımız deyip, andığımıza açık çıkabileceğimiz inancında olduğumuzu gösterdiğimiz gündür. Çünkü biz Çanakkale'de başarılarla dolu hayatıyla parlak ve şerefli bir sayfa açar. 19 Mayıs'ta Samsun'dan bağımsızlık rüzgarını Anadolu'ya estiren, 23 Nisan'larda içimizde var olan şen çocuk kahkahalarıyla demokrasinin temelini atan, 30 Ağustos'ta Türk ulusunun bağımsızlığını dünyaya duyuran Atatürk'ün gururlu, başı dik çocuklarıyız. Çünkü biz Mustafa Kemal'in umudu, geleceğin sönmeyecek meşaleleriyiz. Çünkü biz her birimiz birer Mustafa Kemal'iz saygılarımla. Thank you.
Efendi'yi kaybeder. Bunun üzerine
giderler. Mustafa burada kargoları beklemektedir. Demek ki burada bekçilik yapmak işleriniz için büyük bir engel teşkil ediyor sevgili Zeyciğim. O halde izin verirseniz yarın mantezi yok. Kardeşim Makbule ile gelip burada bekleriz. Siz içindeki işlemi yoluna koyarsınız. Kargoların kaybımızdan bir tek torun bile evlerine izin vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Selanik askeri rüştesine Mustafa olarak girer. Ama matematik öğretmeni sayesinde Mustafa Kemal olarak mezun olur. Daha sonra sırasıyla askeri manastır, harp okulu, harp akademisi ve kurmay yüzbaşı. İşte bir dev gibi aramızdasın işte. Bugün düz gözlerini öylesine açıp, bugün düz gözlerini öylesine görüp, sen demokrasi, sen özgürlük. Ama Anadolu yorgun, leş kargoları sarayın üzerine çökmüş, kendi ülkemizde esaret altındayız. Halk bitkin, halk ümitsiz. Bir bela var başımızda. Trakya, Makedonya, Balkan, kan içinde. Şehirler aç, yıldırım çarpmış ağaç gibi yerde ölüler. Gözlerine mi çekilmiş köylüler. Yıllar yıllar önceydi. Savaşlar, savaşlar. Ulus yorgun, bitkin, yıldız. Bir kurtarıcı, bir yıldız adam, bir güneş adam arıyordu. Yoksa bir zaman sınırlarında güneş batmayan koca yurt yok olacaktı. Thank you.
şimdi alay komutanı kahraman Halil Bey kızı 12 yaşındaki Nezahat Hanım. Burada. Tüm milleti. Burada. Thank you.
ağaçtır. Yaprağı dökülmez. Ölüm, maddeyi terk edip onlarda yaşamaktır. Kırılmaz, parçalanmaz, dökülmez. Mustafa Kemal ölmedi. Mustafa Kemal ölmedi. Yeah.
programımız burada sona ermiştir. Herkes aceleye gitmeden, sınıf öğretmenleriyle beraber herkes sınıfına gidiyor.